ALB Forex'ten herkese merhaba. Euro dolar paritesi bugün sabah Avrupa'da açıklanan PMI rakamlarının olumlu gelmiş olmasının etkisiyle 1.1880 bölgesine doğru hareketine devam etti. Aylık ortalama fiyatın bulunduğu 1.1880 üzerine geçilmesi durumunda fiyatlarda biraz daha yukarı yönlü ivmelenme yaşanabilir. Akşam saatlerinde ise Amerika kanadında açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarını takip ediyor olacağız. Şayet Amerika ekonomisinin beklenenden daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini öngören bir tutanakla karşılaşırsak, dolar cephesindeki değer kaybı son bulabilir ve dolar endeksi tekrar 92.50 seviyesi üzerine geçmesiyle paritedeki hareketler yön değiştirip geri çekilmeyle 1.18 bölgesine doğru yönelme ihtimalini barındırabilir. Teknik olarak baktığımız zaman daha önceki analizlerde de bahsetmiş olduğum haftalık bazdaki düşüş trendi kırılması sonrasında bir geri dönüş hareketi yaşandı ve 1.17 bölgesinden destek bulan paritenin şu an için 1.1880 seviyesine doğru hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Teknik anlamda aylık ortalama fiyatında bulunduğu 1.1880 bölgesi şu an için önemli bir direnç. Bu bölgenin üzerine geçilirse hareketler 1.1920-1.1950 bölgesine doğru uzamaya devam edebilir. Aynı zamanda günlük bazda bakıldığı zaman daha önceki yükseliş alanı içerisinde yapılan Fibonacci hesaplamasında şu anda 61.8'lik dilime denk gelen bölge direnç olarak çalışıyor. 1.1890 bölgesi bölgenin üzerine geçilmesi durumunda bir üst bant olan Fibo 50 seviyesine doğru 1.1970 bölgesine doğru hareketlerde değer artışı devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 1.1835 seviyesi destek olarak çalışmıştı. Bu bölgeyi takip edeceğiz. Eğer kırılan trende doğru bir geri dönüş hareketi yaşanırsa o zaman 1.1760 seviyesi şu an için destek konumunda bulunuyor. Burada eğer dolar cephesinde bir değer artışı yaşanırsa buna bağlı olarak da paritedeki seyir tekrar aşağı doğru yönelebilir. Ama genel itibariyle kısa vadeli düşüş trendi kırılmış durumda. Uzun vadeli eğilim hala korunuyor fakat şu an uzun vadeli eğilimin geçmiş olduğu bölgeler 1.2150 bölgeleri. Burayı konuşmak için biraz erken. Bundan dolayı yaşanabilecek direnç kırılmalarında ilk etapta 1.1975 ve sonrasında 1.20 bölgesini takip ediyor olacağız. Direnç bölgesinden gelebilecek satışlarda ise 1.1835 ve 1.1760 seviyesini destek olarak takip edebiliriz. Gelişmelerin devamıyla ALB Forex'te görüşmek üzere.